Evet, şimdi arkadaşlar bir örnek daha yapalım for each ile ilgili olarak. Bakalım. Örneğimiz nasıl bir şey olsun? Şöyle bir şey yapalım. Örnek 2 diyelim. For each örnek 2. İsimli bir web formu ekleyelim. Arkadaşlar bu web formumuzda da yine sayfamızın yüklenme aşamasında bizi daha tanımlayalım. Integer diyelim. Bu sefer yukarıda string dizi tipi tanımlamıştık. Bu sefer tam sayısal bir dizi tanımlayacağız integer'la. Sayılar isimli bir dizi tanımladık arkadaşlar. Bunun için de new integer 10 dedim. Şimdi bu şu anlama geliyor. Arkadaşlar bizim sayılar isimli dizi değişkeninin boyutunu belirlemiş oluyoruz. 10 elemanlı bir dizi tanımlamış oluyoruz bu şekilde. 10 tane elemanı olacak anlamında. Integer 10. New integer 10 dedik. Tanımlaması ne olur? Programın gidişatına bakacağız. Ne olacağına o zaman bakacağız. Çünkü tanımlayacağız bakalım. Evet, tanımladık. Gidişattan ne anlama geliyor? Tanımlamasak ne olur? Bakacağız. Şimdi örneğimizde şöyle bir şey yapacağız. Rastgele sayılar üretmek istiyoruz. Bunun için random'la bir r değişkeni tanımlıyorum. Ve tanımlanma şekli de new random diyorum. R değişkenimizi bu şekilde tanımlıyoruz. Ve rastgele sayılar üreteceğiz. For döngüsü kullanıyorum burada. Integer i eşittir 0. Bu arada arkadaşlar for döngüsü for işten daha basit hali. For döngüsüyle i'yi arkadaşlar i değişkeni tanımlayıp bunu arkadaşlar 10'a kadar saydıracağız. 0'dan 10'a kadar. Yani 10 dahil değil. Zaten şu anda eleman sayısı kadar saydırıyor. Yani 10 dahil değil, 10 defa sayacak anlamında. Şimdi i artı dedim. Bu şu demek, i'nin değerini 1'e artır anlamında. Hangi i'nin değerini? Buradaki i'nin değerini 1'e artır diyoruz. Ve enter'a basıyorum. Parantez açtım, parantez kapattım. Ve for döngüsü içinde çalışacak kodlarımı yazıyorum. Sayılar diye bir dizi değişken tanımlamıştım yukarıda. Bunu arkadaşlar evet bunun içinde rastgele sayılar seçeceğiz arkadaşlar. Bunun için r next diye bir ifademiz var. R next 1,10 1 ile 10 arasında arkadaşlar sayılar seçecek ve i değişkenine bunu aktaracak arkadaşlar. Sayılar dizisini aktaracak daha doğrusu. Evet. Sayılar dizisini aktaracak. 1 ile 10 arasındaki sayılar. Ve bunu şu aşağı inelim. For each yazıyorum. For each döngüsü içinde bir s değişkeni tanımlıyorum. In sayılar diyorum. Burada sayıların arkadaşlar bakın şurada ne yaptık? Biz yukarıda sayılar dizisinin içine herhangi bir veri yüklememiştik. Sadece boyutunu belirtmiştik. Burada ise rastgele sayılar üretip sayılar dizisinin içine aktardık. Buradaki for döngüsü içinde. Rastgele sayılar üretip arkadaşlar yukarıda oluşturduğumuz boş olan sayılar dizisinin içine yükledik. Yükledikten sonra arkadaşlar bunları eleman sayısı kadar arkadaşlar for each döngümüz çalışacak. Sayılar isimli dizimizin eleman sayısı kadar for each döngümüz çalışacak. Bunun için kodları parantezimizi açacağız ama bu parantezi aşağıya açacağız. Biraz aşağıya ineceğiz. Enter diyelim. Şuradan enter diyelim. Şuraya parantezimizi yapıştıralım. Yapıştırdıktan sonra bunları ekrana yazdıralım arkadaşlar.
bakalım bilgisayarımız rastgele hangi sayıları bizim dizimizin içine yerleştirmiş. Buna bakacağız. Bu için sayılar isimli dizinin içindeki elemanlar S değişkenine aktarılıyor. Bu S değişkenin içeriğini de ekrana yazdıralım. S artı diyerek alt alta yazdıralım arkadaşlar. BR dedi. BR. Şöyle parantezimi kapattım. Noktalı, virgül dedim. Evet. Şimdi bu sayıları görelim. Çalıştıraya. Hangi sayıları aktarıyor? Zaten çalıştığında rastgele sayıları aktardı. Kaç tane? 10 adet sayı. Ve bunu bilgisayar her çalıştırdığında arkadaşlar değişiyor bu sayılar. Aslında biz rastgele 10 adet sayı üretme işini yaptık. Birden 10'a kadar sayılar içinde arkadaşlar 10 adet rastgele sayıları üretmiş olduk. Evet. Şimdi bu sayıların bir de toplamını aldıralım arkadaşlar. Rastgele sayı. Tamam, kodları açacağım. Zaten oraya geçiyorum. Şimdi arkadaşlar sayılarımızı ürettikten sonra ne yapacağız? Bu sayıların arkadaşlar bir de toplamını alalım. Evet. Şuraya bakıyorum. Şimdi toplam almadan önce bir integerle toplam diye bir değişken tanımlıyorum. Tam sayı değişkeni. Ve bu değişkeni şimdi önce ne yapmamız lazım? Sıfırlamamız lazım. Yoksa toplam diye daha önceden bir değişken kullanıldıysa onun içindeki veriler kalmış olabilir. Programımız uzun bir program. Toplam diye değişken kullanılmış olabilir daha önce. Böyle olabileceğini düşünerek arkadaşlar toplam değişkeni şimdi sıfırlıyoruz. Sıfırladıktan sonra for each ile yine arkadaşlar bir t değişkeni tanımlıyorum ve bu t değişkenin içine arkadaşlar sayılar dizisinin içindeki verileri aktarıyorum. Ve küme parantezini açıyorum, kapatıyorum. Evet. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar toplam diyorum. Artı diyorum. Eşittir diyorum. T diyorum. Bunu söyledim arkadaşlar. Ne demek istedim burada? Evet. T değişkeni aktarılan her bir sayıyı toplam değişkeninde içindeki sayı ile topla demek istedim burada. T değişkeninde aktarılan her bir sayıyı toplam değişkeni içindeki sayı ile topla. Ve bu kaç defa çalışacak arkadaşlar? Sayılar dizisi kaç elemanlıysa o kadar çalışacak. Çünkü for için avantajı bu. Diziler içindeki eleman sayısına göre çalışır. Biz dizimizin eleman sayısını ne söylemiştik? 10 demiştik burada. Ve for each döngümüz bizim bunun kaç elemanlıysa o kadar çalışacaktır. Ve her çalıştığında bu elemanların her birini bir değişkene aktarmamızı sağlayacaktır bize. Ve bunu da ekrana yazdıralım arkadaşlar. Response right diyelim. Evet. Dizi elemanlarının toplamı 2 nokta üst üste birleştirelim bu string ifadeyle birleştirme işaretimiz artı toplam diyorum. Toplam yani şu toplam değişkenin içindeki en son rakam neyse o buna da ekrana yazdırılacak. Şimdi bunu tabii bir noktada yanlış yaptık. Her seferinde de bunu ekrana yazdıracak. Bir sıkıntı yaptık. Onu bir alta yazıyoruz arkadaşlar. For için dışına aktarıyoruz. For için dışında olması gerekiyor. Yoksa tekrar tekrar yazar. İsterseniz son öyle yazsın bir kere. Yaptığımız hatayı da görelim. Bir çalıştıralım bakalım. Yazdırır. Gördüğünüz gibi her seferinde yazar. For için içine koyduk çünkü. 10 defa yazacaktır toplamları. Bunun şöyle bir avantajı var tabii ki. Toplam değişkenin içindeki birinci toplama işlemi sonucu 1'miş rakamımız. 1 ile 4'ün toplamı 5. Ondan sonra en son 5 ile 5 ile 6'ın toplamı 11. Bunu görebiliyoruz burada. Eğer bunu dışarıya yazarsak, dışarıya aktaracak olursak, T5'e basıyorum. En son hepsinin toplamını görebiliriz.